İlk ve orta dereceli okullarda 2018-2019 öğretim yılının ilk yarısı karnelerinin dağıtılmasıyla tamamlandı. Yaklaşık 48 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karne alarak 18 Şubat'a kadar sürecek yarı yıl tatile başladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı İlköğretim Dairesi, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler yarı yıl tatilini 15 Şubat'ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 18 Şubat'ta çalacak. İlköğretim Dairesi'ne bağlı 114 ilkokulda 19.994, 13 özel okulda ise 3.896 olmak üzere ilkokullarda toplam 23.890 öğrenci öğrenim görüyor. Genel Orta Öğretim Dairesi'ne bağlı 32 Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı 12 okulda 20.781, 8 özel okulda 3.484 ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 24.265 öğrenci eğitime devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci sayısı toplam 48.155, ülke genelinde 1.347'si özel okullarda olmak üzere toplam 5.535 de öğretmen görev alıyor. Neler alındı? Çocuklarınız karne aldı. Bu konuda neler diyeceksiniz? Nasıl geçti karneler? Valla karnemiz, çocuğumuz bu sene birinci sınıfı bitirdi. Yani karnemiz güzel geldi. Yani. Peki Şubat tatilini nasıl geçirecek? Sürprizleriniz oldu mu iyi geçen karne? Bilmiyorum. Davranışlarına göre sürprizlerim iyi oldu. Çocuklar tatile girdi. Nasıl geçirecekler tatillerini? Neler diyeceksin? Çocukların aklı şeyde, oyun oynamakta. Herkes yani bir yerlerde işte oyun oynayarak zaman geçirmek, eğlenmek istiyor çocuklar. Tabii aileler, özellikle anneler, babalar, dedeler, neneler, yakın akrabalar. Yani çocukların bu isteğine, bu eğilimine duyarlı olmaları lazım. Çünkü çocuklar tabii özellikle çocukluk dönemlerinde oyun için yaratılmışlar gibi diller. Özellikle okulda okuyup da işte karnelerini almış olan çocukların bu dönemde iyice rahat bir şekilde oynayıp eğlenmeleri lazım. Peki çocuklar karne aldı. Şubat tatiline girdi. Sizin de var mı çocuğunuz? Çocuğum. O da karne aldı mı? Aldı. Dün aldı. Ondan çok biz heyecanlandık. Şimdi de işte tatilin tadını çıkartıyor. Parka getirdim. İşten çıktım, parka getirdim. Biraz oynasıp eve gideceğiz. Beraber oynayıp eve gideceğiz sonrasında. Peki Şubat tatilini nasıl geçirecek? Okul olmadığı için anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Biraz anne bakacak evden, izin alacağız. Biraz da babaannesi bakacak. Yeni döneme bu şekilde hazırlanacak. Peki ödül var mı kendisine? Ödül, küçük hediyeler mutlaka var teşvik için. Çocuğu heyecanlandırmak için, teşvik etmek için küçük hediyeler oluyor. Okullar tatil oldu. Çocuklar Şubat tatiline girdi. İlk olarak sizin de çocuğunuz var muhakkak. Nasıl geçti karnesi? Neler diyeceksiniz? Oğlum başarıyla bitirdi. Yani ilk sezonu. Karnesi çok iyi geçti. Şimdilik tatil başladı. Onun keyfini sürer. Peki karnesi de iyi geldi. Ona bir hediyeniz oldu mu? Şubat tatilini nasıl geçecek? Telefon sözüm vardı kendisine. Onu alacağım. Peki Şubat tatilinde neler yapacak? Yapacaksınız hep. Annesi de izine çıktı. Onlarla birlikte vakit geçirecek. Daha fazla gezip onlarla birlikte vakit geçirecek. Onun dışında herhalde derslere de çalışmaya devam tabii. Kitap okumak. Tabii ki yani ihmal etmemek lazım. Çünkü ne zaman birazcık ara verirse hemen unuturlar. Okullar tatile girdi, Şubat tatiline girdi. Sizin de çocuklarınız var. Nasıl geçti karneleri? Vallahi çok güzel geçti, başarılı geldi yani. Örnek bir çocuk olduğunu söyledi hocamız. Yani mutluyuz, o yüzden ödüllendirmek istedik. İşte kendisini getirdik gezmeye, oynasınlar. Peki Şubat tatilini nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Nasıl geçirmeyi düşünüyorum? Vallahi işte evde çocuklarımla gezme, öyle yani.
İsmin ne senin? Mahmut. Peki Şubat tatiline girdin. Karnın nasıldı? İyi. Güzel mi? Güzel. Peki nasıl geçti yarı yılı? Nasıl geçti okulunda? Neler yapıyorsun? Biraz bize anlat bakalım. Ders yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Hocaların nasıl? Seviyor musun öğretmenleri? Seviyorum. Peki Şubat tatilinde neler yapacaksın? Oyun oynayacağım, dersime çalışacağım. Seni tanıyabilir miyim? Efe. Karneni aldın mı? Evet. Nasıl peki karne? İyi. Neler yapacaksın Şubat tatilinde? Türkiye'ye gideceğim. Gezmek için mi? Nenemi görmeye. Peki bunun dışında neler yapacaksın? Kitap okuyacak mısın? Eğitimine devam edecek misin Şubat tatilinde? Pek düşünmüyorum. Gezmek istiyorum biraz. Nenemi görmek istiyorum. Tamam. İyi tatiller sana şimdi. Teşekkürler. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Ümit Salih Yücel. Senin nasıl geçti karne? Benim biraz yaz zayıflarım var. Neden peki? Çalışmadığın için? Evet, biraz tembellik ettim. Peki 15 tatilde de Türkiye'ye gideceğim, Adana'ya. Ablamın düğünü var. Onun düğününe gideceğim. Şey yapacağız beraber düğünde. Kardeş kuşağını ben bağlayacağım hatta. Eğer izlerlerse onlara da selam. Peki karnende düşüklerini düzeltmek için ders çalışacak mı? Evet, şu an başladım zaten. Dersten yeni kalktım, geldim buraya. Evet, özel kitap aldı annem bana. Ona çalışıyorum her gün birkaç saat. Bu kadar. İkinci dönem daha güzel geçecek. Evet, düzelteceğim, söz verdim. Eğitim açısından nasıl bir dönem geçti sizce? Eksiklikler var mıydı? Neler diyeceksiniz eğitim açısından? Vallahi tabii bizim açımızdan öyle pek fazla bir eksiklik görmedik de, yani toplumda da bir huzursuzluk var eğitim alanında. Kıbrıslı Türkleri başkalaştırmak, daha farklı bir eğitim yoluna sokma gibi bazı eğilimler var. İşte İli Hayat Koleji, şu bu falan, yani hep deniyor işte ihtiyaç var. Yani bence öyle çok da ihtiyaç yok. Camilere gideriz. Cami bir sürü, her köye bir cami. Okul yok ama cami yapılıyor. O camiler mesela çoğu zamanlarda bomboştular. İnsanlar yani işte bayramda, bu tür şeylerde, yani özel günlerde camilere ilgi gösterirler. Günde 5 vakit namaz için insanlar camilere koşturmaz. Çünkü yani hayat çok değişmiştir. Ekonomik olarak insanlar zordadır. Çalışmak zorundadırlar, kazanmak zorundadırlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için yani mutlaka bazı ekonomik faaliyetler yapmak zorundadırlar. Yani camiye günde 5 defa gidip gelmeyle insanların karnı maalesef doymuyor. Şubat dönemine bakıldığında eğitim açısından sizce nasıl bir dönemdi genel olarak ülkemizde? Ben memnunum şimdilik, yani sorun yok çünkü ben daha önce burada değildim, yani ilk oğlumun yani yılı, daha önce Hatay'daydım. Bu seneye şu ana kadar memnunum. Okuldan olsun, öğretmenlerimizden olsun. Güzel bir eğitim. Aynen, memnunum yani. Yarı dönemi geride bıraktık. Eğitim açısından nasıl bir eğitim geçti sizce? Bir yıl geçti. Şimdilik oğlum yani tahtaya vuran biraz zeki çocuktur. Yani hemen çalışırken yani sınavları başarıyla geçiyor. Peki genel olarak baktığınızda nasıl bir eğitim vardı Şubat tatiline kadar ülkemizde? Şimdilik yani açıkçası ne desem yalan, her şey çocukla biter. Yani öğretmen de iyi olması lazım tabii ki ama
öğrenciler ne kadar iyi dinlerse, ne kadar özen gösterirse derslerine o kadar iyi olurlar. Yani öğretmende de biter, çocukta da biter diye düşünürüm ben. Yani aileden de kaynaklı aslında biraz. Ailenin eğitimi de önemli bu konuda. Tabii ki, tabii ki. Aile eğitimi de önemli. Yani çocuğunuza gereken ilgiyi vermezseniz, yani onu bir şekilde teşvik etmezseniz ne kadar da zorlasa olmaz yani. Yani şu an için eğitim konusunda bir sürü eksiklikler var ama yani genel olarak iyi. Yani bir sürü eksiklik olmasına rağmen. Ne gibi eksiklikler örnek vermeniz gerekirse? Yani toplu taşımalarda olabilir. Yeteri kadar önem gösterilmediğini düşünüyorum. Onun haricinde genel anlamda bazı eksiklikler zaten medyada da devamlı yansıyor açıkçası. Ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. Yani yıllardır aslında bu eksiklikler giderilemiyor. Sizce nasıl giderilebilir peki? Düzenli çalışma ve özveriyle. Sadece yani devletten beklememek gerekir. Biraz da aileler bu konuda destek vermesi gerekir açıkçası. Toplum olarak biraz geriyiz bu konuda. Yapılırsa el birliğiyle olur her şey. Bugün yani bu geldiğimiz çağdaş toplum, dünya düzeninde ilahi eğitimlerle, evet insanlar tabii din dersi alsınlar, din bilgisi alsınlar, donanımlı olsunlar bu anlamda ama yani yok da yani bütün eğitim şekillensin şeyle, dini ve ilahi eğitimle. Bu bence doğru bir gidiş değildir yani. Peki siz ayrıca öğretim üyesi olduğunuzu da söylediniz. Evet. Ülkemizde eğitime baktığınızda Şubat dönemini geride bıraktık, yarı dönemi. Sizce nasıl bir eğitim vardı? Yani şimdi üniversite açısından söyleyebilirim. Yani bizim için iyi bir dönem geçti. Kreş için de çocuğun okulu için söyleyebilirim. Onun için bayağı verimli olduğunu düşünüyorum. İki şeyde, kreşte hem Türkçe dersleri var hem Fransızca dersleri de alıyor. Yani bu onun gelişimi için bence önemli. Peki genel olarak ülkemizde eğitimde ne gibi sıkıntılar var sizce? Yani sıkıntılar onunla ilgili, yani şimdi nasıl söyleyeyim ama mesela en bugün bir gazetede bir haber okudum. 6 tane öğrencinin mesela okula harç ödemediği için, yani para vermediği için karneleri verilmemiş. Yani okulun okul için bu para önemlidir belki ama 6 tane çocuk ilkokul öğrencisi, bunun öğrencinin psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir diye düşünüyorum. Yani birçok sıkıntı var, inşallah onlar da çok sıkıntı var ama yine genel olarak ülke genelinde eğitim daha iyi. Eğitim seviye daha iyi seviyeye geleceğine inanıyorum. Bir başka vatandaş ne diyor da görüşünceye dek hoşça kalın.